güvene ve iki referandumdan hepsine Allah'ın izniyle başımız dik anlamında karşılık olarak çıktı. Mesajı size de takdir etmek istiyorum.
Hoş geldiniz diyor, kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Bunları biz yapıyoruz. AK Parti iktidarı yapıyor. Bugüne kadar sadece konuşmuşlar. 6 ay muharebe tankını biz yaptık. Atak taarruz helikopterini biz yaptık. Ankara insansız hava aracını biz yaptık. Milli gemiyi biz yaptık. Milli helikopteri biz yaptık. Milli tankı biz yaptık. Milli ne varsa savunma sanayinde biz yapıyoruz. Uydumuzu gönderdik. Şimdi ikincisinin hazırlığı var. Seyir füzelerini, tank savar füzelerini, güdümlü raketleri biz yapıyoruz. Ve savunma sanayinde kapanmak üzere olan şirketler şu anda dünyada ilk %2 şirketimiz var. Ve bunun %80'i Ankara'da yapıyor arkadaşlar. 2016'ya kadar 80 milyar burada ciro yapılacak savunma sanayinde. 6 milyar Ankara'da yapılacak. Ankara'da yapılacak. İşte milliyetçilik budur. Milliyetçilik yol yapmaktır. 6 bin kilometre yol yapmışlar. Biz 17 bin kilometre yol yaptık. Kıtaları buluşturduk. Marmara'yı yaptık. Şimdi yeni yeni tüneller açıyoruz. Ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bunun zemini nedir arkadaşlar? 2015 seçimleri. Bu seçimlerde elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Bugüne kadar Ankara'ya 50 milyar 50 katrilyon liralık yatırım yaptık, destek sağladık. Bundan sonra da bütün ilçelerimizle birlikte kalkınmak durumundayız. Büyüyecekse hep birlikte büyüyeceğiz. Kızılcahamam'da büyüyecek, Ankara'da büyüyecek, Türkiye'de büyüyecek. Evet, hep birliğiyle bu süreçleri devam ettireceğiz. Adamcı adam Recep Tayyip Erdoğan! 2023 hedefleri dedim ya, iddia sahibi olan biziz, proje sahibi olan biziz, dert sahibi olan biziz. 2023 vizyonunu ortaya koyan biziz. Ne var bunda? Demokrasiyi daha da geliştireceğiz. Siyasi toplumsal normalleşmeyi sağlayacağız. Toplumsal refahı yükselteceğiz. Dünyada öncü ülkeler arasına gireceğiz. Burada tabii bu birlik ve bütünlük dedim ya, bu sadece Kürt meselesi değil. Alevilik meselesi de son dönemde kışınan konulardan bir tanesi. Bakınız, çok samimi bir asker yapalım. Böyle bir problem var mı? Var. Peki, bu sorunda bugüne kadar yapılanlar kim yaptı? Olumlu adımları kim yaptı? Eskiden insanlar Aleviyim diyebiliyor muydu? Gizli kapaklı yaşamıyor muydu? Korkulmuyor muydu? Bastırılmamış mıydı? Peki kimin döneminde bunlar, yani dışlanan, inkar edilen, yok edilmeye çalışılan, yok sayılan kim varsa, hangi etnik köken, mezhep, anlayış, Müslümin gayrimüslimin burada paradigmayı biz değiştirdik, kabul eder, tanıyan biz olduk. Ve bu konuda yapılan ne varsa AK Parti iktidarı yaptı. Diğer Alevi klasikleri, kim bastı Alevi klasikleri kitaplarını? Biz bastık. Din kültürü dersine 100 sayfa Alevi ile ilgili ilaveyi biz koyduk. Yeni çalıştay yaptık. Yani konuşulamayan bir konuyu konuşur hale getirdik. Farkındalık meydana getirdik. Söyleyecek sözü olan kim? Olan kim varsa bir araya getirdik. Hacı Bektaş Üniversitesi'nin ismini biz koyduk. Şimdi bir enstitü kurduk. Orada dedelerin eğitimi de yapılabilecek. Muharebe iftarları daha önce kaçak göçek yapılıyordu. Şimdi devlet nezdinde biz yapıyoruz. Muharebe iftarları artık bizim ortak değerimiz, ortak paydamız bu anlayışla yapılıyor. Matbaa kim kapılaştırdı? Dersim meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımız özür diledi. Hemen rahatsız oldular. Dersim'de hangi zihniyet yaptı? Bizim zihniyetimiz mi yaptı? Bizden birileri mi vardı? Hangi zihniyet yaptı? Başkaları yaptı. Bugün kuyruğuna takıldıkları yaptı. Ama biz özür diledik. Hemen şimdi rahatsız oldular. Bunu karıştırmayalım diyorlar. Niye karıştırmıyorsunuz? İsyan eden varsa hukuk içinde gereken yapılır elbette. Ama çoluk çocuk insanları katletmek. Bunun ortası yoktur. Ya zalimden yana yaralısın ya mazlumdan yana.
Burada hakikati savunmak da bizim görevimizdir. Ve biz bunu yaparken birileri cennetine aşık oldu. Stockholm sendromu diyorlar ya, kim zulmediyorsa onun peşine takılmak. Bunu da çok iyi görmemiz lazım. Bunlar rahatsızlık duyuyorlar. Ve işlerinden bir tanesi özür diledi. Adamı bir katranlık yapamadılar. Yerden yere koyuyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bu kadar bile buradasınız. Niye tahammül edemiyorsunuz? 96'da CHP'nin rapor açıkladı. Tunceli raporu. Açıp baksınlar kendi raporlarını. O zaman nasıl kuş Tunceli? Bir yerden bir yere gıda sevk edilemiyordu. Okullar çoğu kapalıydı. Nasıl zulümler yaşanıyordu? Bugün nasıl bir Tunceli var? Kamu yatırımlarıyla devlet nasıl sahip çıktı? Nasıl kucak açtı? Onların döneminde ne yapıldı? Bizim dönemimizde ne yapıldı? Bu farkın çok iyi görülmesi gerekiyor. Evet, AK Parti büyük bir şanstır arkadaşlar. Hepimiz için. Bütün bu sorunların çözülmesi için. Bu yüzden el birliğiyle bu davanın neferleri olarak aşkımız, sevdamız azalmadan inşallah 2015 seçimlerine de gireceğiz ve büyük bir başarıyla, %50'leri aşan bir başarıyla bu hareket yoluna devam edecek arkadaşlar. Bu yüzden çok çalışmamız, çok çaba göstermemiz gerekiyor. Ben bir kez daha bugüne kadar teşkilatlarımızda görev alan bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Sizler dediğim gibi her zaman bu büyük harekete destek olduğumuz, bundan sonra da aynı ruhla hep beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Korkularımız hayırlı olsun, geleceğimiz yolumuz açık olsun, okulumuz açık olsun, Allah razı olsun, sağ olun, var olun.